Dolgu bir dişte eğer bir çürük varsa o çürüğü oluşturduğumuzda oluşan kaviteyi doldurmak için kullanılan malzemedir. Buna dolgu deniliyor. Dişlerin yüzeyinde bir eksiklik varsa veya dişte bir kavite çürük oluşmuşsa bunların doldurulmasına dolgu diyoruz. Farklı çeşitleri var. Dişinizde hiçbir problem olmayabilir. Ama dişlerin çukur kısımları dediğimiz bizim fissür olarak adlandırdığımız bölgeler çok derin olabilir. O zaman diş hekimleri bu bölgelere fissür örtücüler, bunlar da bir tür dolgudur, uygulayabilirler. Eğer bir kavite söz konusuysa o zaman kaviteyi boşaltıp e, o bölgenin içine e, farklı dolgu malzemeleri yerleştirilebilir. Bunda uygulanan farklı tipler vardır. İndirekt veya direkt olarak ikiye ayırabiliriz. Direkt uygulananlar hasta koltukta otururken hekimin birebir oraya uyguladığı kompozit daha çok tercih edilir. Onların yerleştirilmesi, şekillendirilmesi ve cilalanmasıdır. Bundan farklı olarak eğer kafite büyükse çürük diş etinin altına iniyorsa ve çürük temizlendikten sonra elde kalan diş materyali alsa o zaman indirek restorasyonlar yapılır. Bunlara porselen dolgular diyoruz. Porselen dolguları yapmanın en efektif yöntemlerinden bir tanesi buradan oral ağız içinden görüntü alan kameralarla görüntü almak. Ee, ...ve bunların üç boyutlu e, modellendiği bir programda dişin eksik olan kısmının en ideal nasıl tamamlanacağını... Işte ...diş etinden çıkışının açısının nasıl olunacağını bilgisayar programında yapılması... ...sonrasında da bunun hemen üretiminin yapılarak hastaya takılmasıdır. Bu her ne kadar hekimin hastanın ağzının içinde uyguladığı bir yöntem olmasa da... ...sadece tek seansta uygulanabildiği için diğer yöntem kadar efektif bir yöntemdir. En önemli özelliği Cilası porselen fırınında tamamlandığı için boyutsal değişiklik zaman içinde olmayacaktır. Cilasında herhangi bir kayıp olmayacaktır. Ve dişe birebir oturduğu için de diğer pek çok dolgu yöntemine göre daha uzun ömürlü olduğu görülmektedir.